Merhaba sevgili misafirler. Yayınımıza hoş geldiniz. Hocamız da geldi. Kendisini alıyorum. Merhaba kıymetli hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş buldum. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok şükür, Teşekkür. elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Hamdolsun kıymetli hocam, bizler de iyiyiz. Ne Öncelikle şükür. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Hamdolsun yeni bir programda bir araya geldik. Geçen programımızın devamı gibi olacak bugün. Geçen programda konuşamadığımız eksik kalan şeyler vardı muhakkak. Özellikle sonlara doğru gelen yorumlar, sorulardan yola çıkarak bu konuyu herhalde dedik bir gün daha, bir program daha konuşsak faydalı olacak. Evet. Küsen eş, psikoloji sohbetlerimizin bu haftaki konusu ikinci bölümüyle küsen eş problemi. Evliliklerdeki en büyük problemlerden birisi bu iletişimin inkıtağa uğraması, kesintiye uğraması, işte iletişimin sürememesi ya da nasıl süreceğinin bilinememesi gibi. Pek çok şey var içinde belki bunun ama küslük yani küsme durumu ciddi bir problem. Bununla ilgili gerek eşinden dolayı bu şikayetle gelenler oluyor. Gerekse kendisi ben yani yapım bu elimde değil küsüyorum fakat bundan da rahatsızım diyen danışanlarımız olabiliyor. Geçen programda daha çok küsen değil de küsülen yani yalnız bırakılan, kendisinden mahrum edilen yani eşinin kendini mahrum ettiği tarafı konuşmuştuk, o taraftan bakmıştık. Bugün de küsen taraftan bakmak istiyoruz. Yani neticede insanlar keyif içinde küsmüyorlar değil mi hocam? Yani gerçekten bazı mevzular var çok şey insan onuruna uymayan şiddet gibi. Ya da aldatılma gibi büyük problemler var. Ciddi sorumsuzluk örnekleri var. Hiçbir şekilde evinin sorumluluğunu almayan, eşini rencide eden. Yani pek çok örnek sayabiliriz bu konuda. Yazanlar da oldu takipçilerimizden. Yani burada da küsmenin şeyi nedir? Yani neden insanlar küser? Ya da küsmeye başvuran kişinin asıl yaşadığı, şimdi kendinden mahrum ediyor karşı tarafı ama kendisi de çok fazla şeyden mahrum kalıyor, değil mi hocam? Böyle de bir tarafı var. Neyse ben konuyu çok daha fazla uzatmayayım. Mevzu derin. Sizden Bayağı. bir aynen sizden bir alalım bu küsen eşin durumunu. Şimdi geçen hafta da konuşmuştuk. Küsmek neden, biz neden gündeme aldık? Size gelen sorular, bize gelen danışmanlar artık küsmelere dayanamadıklarını, katlanamadıklarını, bu kadar olumsuzluğun içinde galiba insanlar gerçekten her şey bu kadar olumsuzken bunu kabul etmemiz gerekiyor. İyi bir yerde değil dünya şu anda. Biraz iyi şeyler istiyor. Bir fazlasına tahammülü yok insanın. Çünkü hayatımız çok fazla etkileniyor. Sürekli hijyen, mesafe, kontrol, temizlik, kendini korumak o kadar da kolay değil. Yoruyor daha doğrusu. Sonuçta başarıyor muyuz? Başarıyoruz belki ama yoruluyoruz. Ekstra bir yük daha kaldıramıyoruz. Çünkü aslında küsen eşin görünmeyen tarafı yüklenmektir. Yani bu bir yük, enerji yükü, bütün enerji. Küsen birisi varsa bir evde enerjisi çok ağırdır. Yani sırtınızda yük gibi taşırsınız onun enerjisini. Olumsuz enerji, ağır bir enerji. Çünkü küsen kişinin hani nasıl bir psikolojisi var bunu konuşalım demiştik ya. Evet değersizlik, evet yetersizlik. Fakat şöyle bir yetersizlik ve değersizlik. Güç de yetersizlik. O kadar güçsüz, o kadar zayıf ki bir başkasının sürekli onayına mahkum. Yani sürekli bir motivasyon, sürekli onaylanma. Bir an onaylanmadığında, içinde olmadığı için, güç olmadığı için tamamen sönüyor. Şöyle düşünün, evinizde elektrik yokmuş, dışarıdan sürekli komşudan alıyorsunuz. Komşu fişi çektiği anda siz kalıyorsunuz. Ya da jeneratörden besleniyorsunuz, jeneratör bitince kalıyorsunuz. Ya da işte tüple oksijen alıyorsunuz, sizde hiç yok. Tüp bittiği zaman oksijen de bitiyor, yok. Kendiniz üretemiyorsunuz. Aslında küsen kişinin iç dinamikleri, kaynaklarının ne kadar yoksun olduğunu görüyoruz.
kendinden güç alamayan, kendinden beslenemeyen insanlar karşı taraftan beslenerek hayatını idame ettiriyor. Fakat bu karşı taraf için de çok ağır bir yük. Sürekli enerji vermek, sürekli beslemek, sürekli desteklemek aslında çok küçük yaşta bize annelerimizin yapması gereken bir şey. Diğer insanlardan bunu temin etmek o kadar da kolay değil. İşte asıl nokta burada düğümleniyor. O yetersizlik, değersizlik dediğimiz, güçsüzlük dediğimiz şey kaynağın olmayışı. Kendinde kaynak bulamayışı, başkalarından ya da diğerlerinden ya da karşısındakinden ki karı koca çok yakın bir ilişki olduğu için sürekli beslenmek istiyor, sürekli birisinden almak istiyor. İşte bu enerji kaynağı bir anda kesilip verdiğinde ki aslında kesilmiyor ama hayatın akışı içerisinde herkes sürekli bir memnuniyet gösteremez. Biz de memnun edemeyiz, değil mi? Biz de ruh halimiz kendimizce ama diğerlerinden bağımsız, üzgün, mutsuz, o gün bıkkın, yorgun olabilir ve verecek bir şey olmayabilir. İşte sürekli dış kaynaktan beslenen insanlar vardır. Sizler de bilirsiniz. Bu arada hayırlı uğurlu olsun aile danışmanlığınız kıymetli hocam. Evet. Aslında yeni değil de biz bunu şeyde yaklaşık 2 yıla yakın oldu bu uzmanlık durumu ama ilanı o şekilde vermiyorduk. Yani mesleğimi yazmak benim için yeterli oluyordu. Fakat bu yönümün de görülmesi amirlerimiz tarafından da istendiği vakit afişlerimize eklemeye başladık. Sağ olun hocam. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu da Sağ bir olun. yenilik. Siz de bilirsiniz bu eğitimleri aldınız siz de. İçsel motivasyon, içten motivasyonlu insanlar, dıştan motivasyonlu insanlar diye kişilik tipleri A tipi, B tipi, C tipi bu şekilde sıralanır. Mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte içsel motivasyonlu insanların gücü kendindedir, kaynak kendindedir. Kendisi düştüğünde kendisini kaldırabilir. Kendisini teselli edebilir, çözümler bulabilir. İşte küsen dediğimiz insanlar, içe çekilen, içe kapanan insanlar dıştan beslendikleri için kaynağın kalmadığını düşünerek tekrar o güvenli alanlarına çekilirler ve çözüm için yine gelip birisinin onları oradan kurtarması gerekir. Belki çocuklukta bu hoşa gidebilir, evin içinde naz. Hani her zaman şöyle bir şey değildir. Yani küsen insanın çocukluğuna baktığımızda travmalarla dolu olmak zorunda değil. Küsmesine sürekli izin verilerek biraz şımartılmış, biraz güç kaynağı kendinden beslenmesine izin verilmemiş. Çünkü yetersizlik illaki siz ona sen yetersizsin dediğiniz zaman oluşmaz. Siz onun yerine yaptığınız zaman da yetersizlik oluşur. Yani çocuğun yerine bütün işleri yaptığınız zaman çocuk aslında içerideki güçlenmek isteyen yani büyümek isteyen tarafımız güçsüz ve yetersiz hissetmeye devam eder. Yüzü gülücükler saçsa da, zihnen hoşuna gitse de, bedenen hoşuna gitse de aslında içeride bir memnuniyetsiz bir yapı vardır. O da yeterli olmak ister. Farkında değildir. Burada bir replik aklıma geldi kıymetli hocam. Ben bir evin bir kızıydım ya da işte evin çiçeğiydim. Ben işte çok üzerine titrenen bir kızdım. İşte böyle çok sevilirdim. Ailem benim üzerime çok titrerdi. Bu sebeple evet küslük olayı, küsme durumu gerçekten daha çok çıkabiliyor. Ama diğer taraftan az önce de ifade ettiğiniz gibi ciddi travmalar da olabiliyor. Yani netice itibariyle sizin yine eğitimlerinizden aldığım bilgiler ışığında bunu söyleyebiliyorum. Hani diyordunuz ya yetersizlik, şimdi de kısaca ifade ettiniz. Yetersizlik sadece şeyle olmuyor. Kişinin çaresiz bırakılmasıyla olmuyor. Fazla yeterli bir ebeveyn, sürekli yapabileceklerini de yapan bir ebeveyn de kişinin yetersiz hissederek büyümesine sebep olabiliyor. Bu yönü doğru. Bu arada hocam ben yorumları kapattım. Takipçilerimize bir şey söylemedim ama soru kısmımız açık. Oradan da yine katkıda bulunabilirler. Buyurun Eyvallah. hocam, sizi dinlemeye devam edelim. İşte hani aynı şeyleri konuşuyormuş gibi olsak da ben şunu çok net görüyorum. İnsan bilmediği bir konuyu herkes farklı açıdan öğrenebiliyor. Hani bir fil hikayesi vardır ya, kimi kuyruğunu tutar, kimi işte herkesin öğrenme biçimi de farklı. O yüzden olabildiğince aynı konuyu ayrıntılamaya çalışıyorum. Aslında insanoğlunun yapısı bu kadar anlattığımız kadar girift değil. Fakat anlamak için biz bu kadar farklı açılardan bakmak durumunda kalıyoruz. Hem bir o kadar karmaşıkken hem bir o kadar basit. Basitliği nerede?
Çocuğuna yeterli olarak beslenen anne, yani onun işlerini yaparak beslenen anne, ondan besin alan, yani onu kutsayarak beslenen ve kendini anne hisseden anne yetersiz bir çocuğa, yetersiz bir çocuğun yetişmesine sebep olurken, bu çocuk aynı şekilde diğer insanların da ona verdikçe mutlu olabileceğini düşünerek büyümüş oluyor aslında. Hocam bu şeye benzemiyor mu? Balık tutmayı öğretmek, hani sürekli dışarıdan beslenen kişi sürekli birisi ona hani beslesin diye bekler ya, aynı şekilde duygusal anlamda da yeterlilik hissini hiç yaşamamış kişi sürekli dışarıdan ihtiyaçlarının görülmesi, duygularının fark edilip ya da duygularının tamamlanması, tatmin edilmesini bekler. Sürekli tatmin duygusunu biliyor çünkü. Bunları kendisi nasıl tatmin edeceğini bilmiyor. Evet. Bu Aslında hiç noktada da aç kalmadığı için de, hani yetersiz kalıp bunu tamamlamak için çabalamadığı için de bu şekilde olabilir. Çok güzel oldu bu anlatım için. İlla ki onu yetersizsin, sen yetersizsin, sen yapamazsın diyerek değil, aslında yapmasına izin vermeyerek yaptığımızda da o yapamayacağına inanıyor. Bilmiyor. Böyle bir Evet. şey yok. Çok güzeldi hocam. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Şimdi küsen eşle ilgili, yani küsme durumuyla ilgili pek çok alt sebep bulunabilir. Fakat görünen çok ciddi mevzular da olabiliyor ya kıymetli hocam. Şimdi hep yemeğin tuzundan örnek vermiştik geçen sefer, ama her zaman yemeğin tuzu gibi bir mevzu olmayabiliyor. Şimdi bu büyük mevzularda olaya biz nasıl bakmalıyız? Mesela aldatılan bir eş diyelim, bunu bir örnek olarak ele alsak. Nasıl bir tepki göstermeli eşine? Küsme dışında ne yapabilir? Şimdi aldatılan eşler genelde küsmüyorlar. Daha fazla eşini memnun etmek için suçluluk psikolojisiyle daha fazla ilgileniyorlar. Örneğin aldatıldığını öğrendiği gün küsmek yerine, ki normalde küsen alıngan insanlar da olabiliyor bunlar. Çok hassas olabiliyorlar. Yani hazırladığı sofraya oturmadığınızda alınan bir insan, eşi onu aldattığında küsmüyor. Daha fazla eşine ilgi göstermeyi deniyor ilk başta. Acaba eksik bende miydi, kusur bende miydi diye. Bunu yapınca keşke orada küsse. Hani oradaki küsmek işe yarayabilir. Fakat doğru bir tepki değildir. Oradaki tepki biraz kızmak, biraz sinirlenmek ve çözüm bulmak. Yani bunun kendisine yapılmasını izin vermemek yönünde çözümler bulmak aslında. Ama diyelim ki bir alt versiyon küsme olsun. Daha fazla onu memnun etmeye çalışmaktan daha doğru bir tepki olur. Çünkü onu memnun etmeye çalışınca denge bozuluyor. Psikolojik denge bozuluyor. Gülerken ağlamaya başlıyor, ağlarken gülmeye başlıyor. Çünkü içeride buna itiraz eden bir sistem oluyor. O yüzden aldatılan eş keşke küsse daha iyi. Ama genelde küsülmüyor. Daha büyük konular, şiddet vesaire, orada da küsülmüyor aslında. Küsülse, içe kapanılsa olmayabilir de diye düşünüyorum. Farklı tepkiler olması gerekiyor. Dediğim gibi insan kendine zarar verildiğinde kızması gerekiyor. Sinirlenmesi gerekiyor. Çok büyük olaylar küsmeyi gerektiren gerçek bir kalp kırıklığı olabilir. Nasıl olabilir? Hani karı koca arasındaki ilişki esastır. Eşler arasında, biz küsen eşi konuşuyoruz ya. Eşler arasında kırgınlık varsa zaten kırgınlık tamiratı o kadar da kolay bir şey değil. Çaba ister. Telafi etmek için çabalanırken ilişki daha da pekişir, beslenir, daha da büyüyebilir. Fakat telafi edilmeyecek bir kırgınlık varsa zaten ilişki devam etmesi o kadar da mümkün değildir. Yani küsen eş aslında gerçekten kırılıyor olsa bu ilişkinin devam etme ihtimali düşer. Telafisi zordur. Gerçek bir kalp kırıklığı. Gerçekten kalbinizin ortadan yarıldığını hissedersiniz. Ve asla bir araya gelmeyeceğini hissedersiniz. Onunla birlikte devam edersiniz. Hani %100 tamiratta mümkün mü bilmiyorum. Bu da ayrı bir başlık olabilir. Tamir etmek, telafi etmek çok önemli. Ve bizim ilişkimizi besleyen şeyler aslında ilişkiye yönelik davranışları geliştiren, onun için düşünmelere sebep olan, yani onu nasıl memnun edebilirim, ihtiyaçları nelerdir diye bizi düşünmeye sevk edeceği için, gerçek bir kırgınlıkta karşı taraf kırdığını bilir zaten. Hocam burada o zaman konu çok daha zihnimde farklı bir açılım kazandı.
Kırgınlık ve küsmenin ciddi bir bağlantısı var zaten de bazen biz bunu aslında aynı şey gibi algılayabiliyoruz. Aslında geçmişten gelen kırgınlıklar belki de yeni bir küsle ortam açıyor. Yani aslında o günkü mevzu basit bir tuzdur ya da o günkü mevzu hazırlanan sofraya oturulmamasıdır. Fakat asıl aslında motivasyon o kişiye dair de geçmiş kırgınlıklardır diyebilir miyiz o zaman? Evet, değersizliği ve yetersizliği onaylanıyor aslında. Ya da şımarık bir çocuk, her isteği, her talebi karşılık bulan bir çocuk, onun hazırladığı sofranın reddedilme ihtimali hiç olmamış, olmaması gerekiyor. Böyle bir inanç da olabilir. İkisi de olabilir. Yani hem o kadar değersiz hissediyordur ki ne yapsanız değerli hissettiremiyorsunuz. Yani yıllarca hazırladığı sofraya otursanız da doymuyorsa eğer, hani tatmin olmuyorsa, bu bir şımarık bir çocuğun hazırladığı sofra da olabilir. Yani ailesi ne yaparsa yapsın, hayatta ne yaşanırsa yaşansın. Hep konuşuyoruz ya, hayatta ne yaşanırsa yaşansın her zaman hayat devam eder ama bir yerde durması gerekir. Atıyorum evde cenaze var, çocuğa sanki cenaze yokmuş gibi davranmak doğru bir şey değil. Hayat bazen de durabilir, bazen aksayabilir, bazen istediğimiz gibi gitmeyebilir. İşte bütün bunlar. Hocam burada böleceğim ama tam da bu konuyla ilgili bir soru geldi. Doğru tepkiyi doğru zamanda yapmayınca yanlış mı yapıyoruz? Evet, çok güzel bir soru. Bunun için ayrı bir program yapılabilir. Doğru tepkiyi vermediğimiz zaman kendimize zarar veriyoruz. Aslında ilişkiye zarar veriyoruz, karşı tarafa belki ama en çok da kendimize. Çünkü doğru tepkileri vermediğimiz zaman içeride doğru tepkileri bilen bir yanımız var ve bu isyan ediyor. Patolojiler ortaya çıkıyor, dengesizlikler ortaya çıkıyor. İşte dediğim gibi mesela ağlarken gülüyor, gülerken ağlıyor. Ağlaması gereken yerde gülüyor, gülmesi gereken yerde ağlıyor ve bunun farkında geliyor. Diyor ki ben işte son günlerde gülmem gerekirken ağlıyorum, ağlamam gerekirken gülüyorum. Bir bakıyoruz çünkü kızması gereken yerde daha fazla iyi olmaya çalışmış. Yani atıyorum diyelim eşi aldatmış olsun. Aldatan eşi kızması ve küsmesi, öfkelenmesi gerekirken daha fazla ilgi göstermeye, daha fazla giyinip kuşanmaya, kilo vermeye, işte estetik yaptırmaya durmuş. Dolayısıyla içeride bunun doğru olmadığını bilen bir yanı var ve o yanı itiraz ediyor. Ve bütün patolojilerin iç çatışmadan çıktığını hep söyleriz, siz de aile danışmanlığı tahsilinde duymuşsunuzdur. İşte iç çatışma da böyle bir şey. Siz bir şey yapmaya çalışırken içeride doğruyu bilen tarafınız itiraz ettiğinde bir iç çatışma oluşuyor. İşte oradan dengesizlik, duygusal dalgalanmalar ortaya çıkıyor. İşte burada herhalde küslük mü devreye giriyor hocam? Ne yapacağını, doğru yerde doğru tepki nedir bunu bilemediği zaman kişi acaba şeyi korunmayı ya da kaçış yolunu küsmede mi buluyor? Kaçış, evet kaçış. Aslında küsen eş için eşittir, kaçan eş de diyebiliriz. Savaşmayan, mücadele etmeyen, bir ters bakışla hemen içine kaçan, uykuya kaçan, yatağa kaçan. Genelde küsen insanlara baktığınızda üzgün olduklarında bol bol uyuduklarını görürsünüz. Kendini uykuya verir, yatağa verir. Bu bir kaçıştır aslında. Savaşmaya gücü yoktur çünkü. Mücadele etmeye gücü yoktur çünkü. İçten beslenmeyi öğrenmesi gerekir. Güç kaynağı oluşturması gerekir. Bu kendi başına mümkün mü? Mümkün olabilir. Bunu konuşuruz yine. Burada yapılması gereken tek şey güç kaynağı oluşturmak. İçeriden beslenmek için yollar aramak. İçerideki gücü fark etmek ya da o bastırılmış, ortaya hiç çıkmamış güç kaynağına ulaşmak ve onu aktive etmek olabilir. Peki hocam bu hani hep duyarız hakkımı helal etmiyorum işte sen böyle yapıyorsun ben de sana hakkımı helal etmiyorum şeklinde tavırlar da var. Ben biraz bunu şey diyorum elindeki son mermiler son şeyler diye adlandırıyorum ama siz ne dersiniz bu hakkımı helal etmiyorum tavrı nereden gelir? Neden yapar bunu insanlar? Yine çaresizlikten, yani artık çıkış yolu kalmamıştır, çözüm bulamamıştır. Kendi konuyu çözmek için tartışmak, konuşmak, münazara etmek, müzakere etme yolu ya bulamamıştır. Bu hani anne ise, büyükler genelde bunu yaparlar. Sana hakkımı helal etmem bunu yaparsan diye. Büyükler söz konusu olduğunda aslında konuşabilirler. Aslında karşısına alıp, değil mi, bizim kültürümüzde bir küçüğü, büyük birisi çağırdığında koşarak gideriz ve bize sorduğu her soruya cevap verirken mutlu da oluruz. Önemli hissederiz, değerli hissederiz.
bunu neden böyle yaptın diye bize sormasını ya da bunu yapmanı istemiyorum ya da çünkü bunu yaptığında böyle böyle oluyor, ben böyle hissediyorum, olaylar buraya geliyor, senin görmediğin şu noktalara sebep oluyor gibi bir izahat, bir muhatap olarak alarak konuşmayı denediğinde, bizde konuşma kültürü işte bu küsen eşittir küsen toplum olduğumuz için konuşmaya yatkın değiliz. Meseleleri konuşmanın daha kötü sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Halbuki konuşmak evet biraz olumsuzluğa sebep olabilir. Bazen tartışmaya, bazen kavgaya götürebilir. Bu bir iletişimdir. Küsmek ise iletişimi kesmektir. Şey derler ya hocam, yüreğim yok. Anlatacağım ama yüreğim yok. Ben bunu çok duyuyorum. Bu zaten enerjinin bittiğini, gücünün olmadığını ifade ediyor da konuşmanın ne kadar zor olacağını düşünmekten geliyor herhalde bu gerçekten de. Çünkü tanımlı değil, hiç bilmediği bir şey, hiç denememiş. Konuşulacaksa da karşı tarafın konuşması gerekiyor. O sorumluluk almadığı için konuşmuştuk ya, sorumlu hissetmediği için ilişkiden, durumdan, o götürülen, sürüklenen, hatta alacaklı olan kişi. Bir gün bir başlıkta yapabiliriz, bu dünyadan almaya gelmiş olanlar veya bu dünyaya vermeye gelmiş olanlar. Onun sürekli alması gerekiyor. Peki hocam, bu az önceki soruyu siz de gördünüz zannedersem hakkımı helal etmiyorumla ilgiliydi. Bu hakkımı helal etmiyorum diyen sürekli aslında bu bana biraz şey geliyor. Az önce siz ifade edince tekrar canlandı zihnimde. Ebeveyn gibi olmak değil mi? Ebeveynlerin normalde hakları vardır. Bir ebeveyn ilişkisine girdiği için kişi sürekli karşısındakinin üzerinde hakkı olduğunu düşünür. Oysa bizim dinimizde nasıldır? Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların erkekler üzerinde hakkı vardır. Her iki taraf da birbiri üzerinde hakkı olan, yani iki yetişkindir aslında. Bir denklik vardır. Ve bu denklikte yok ben sana hakkımı helal etmiyorum. Peki nereden biliyorsun karşı tarafın hakkının senden daha fazla olmadığını, değil mi? Böyle bir şey de var. Peki bu kişilere nasıl yaklaşmak lazım? Şimdi orası çok geniş. Bazen ben de soruyorum hakkımı helal etmiyorum diye. Çünkü iletişim kuramayınca dedim ya, yani geniş bir alan. Hak ne? Yani benim hakkım olanı mesela bir annem bana hakkımı vermemişse helal etmem. Çünkü bu bir haktır. Orada adalet dağıtılması gerekiyor. Eşit davranılması gerekiyor. Ama eşitlik şey değil. Yani dümdüz bir eşitlik değil. Mal değilse bu. Hani dağıtılan şey mal değilse. Eşitler arasındaki hakkına girdiği, nerede hakkına girdiği önemli. Mesela küsen eş karşı tarafın hakkına kesin giriyordur. Çünkü sofrada oturulurken aniden ilişki kesiliyor. Bir muhabbetin ortasında, tepkinin ortasında ve onun kişi kendini bu sofrada oturma mutlu, huzurlu bir şekilde yemek yeme hakkının elinden alındığını düşünüyor olabilir. Kalıp konuşmaya, hatta iletişime, tartışmaya, kavgaya devam edilebilir. Yani hak hukuk biraz şey, nasıl söyleyeyim, çok ayrıntılı. Çok soyut bir Biraz de. kişiye göre değişen bir şey. Yani ne benim hakkım ne senin hakkın olabilir. Mesela şöyle bir şey, bana danışmanlık odasında ücretini ödeyip sırrını anlatan kişinin izni olmadan ben sırrını paylaşırsam haktır. Ama bana işte geçenlerde olduğu için söylüyorum. Yürüyüş esnasında birisi gelip bir şeyler söylediğinde ulu orta söylenmiş bir şeydir ve kimseye söyleme denmemiştir. Sır değildir. Sanki söylenmenizi istiyormuş gibi söylenmiştir. Bunu muhatabına söylediğinizde bu bir hak değildir. Çünkü ulu orta sen bunun sır olmadığını düşünerek bir şey söylemişsin ve birilerini işaret ederek söylediğinde bu hak olmak değişir. Ortamına göre, konjektürüne göre, yerine göre değişir ve beklenti haklar, yani tekrar söylüyorum, adam ya da kadın sofrayı kurmuş, birisi kurmuş, birisi beklentiyle güzel bir sofra kurulmuş. Kadın birlikte mutlu mesut sofrada yemek yemek isterken bir sözden, bir bakıştan adam yüzüne eğdiğinde sadece adamın o neyse ihtiyaç hissettiği şey yerine gelmemiş olmuyor. Kadının da beklentisi yerini bulmamış oluyor. O yüzden bu hak hukuk meselesi biraz şey, kişiye ve duruma özel. Yani ve ben sadece annelere ait olduğunu da düşünmüyorum. Hani büyüklere ya da babalara. Çünkü tamam, bilmeyen anne çocuğu için
düşünemeyecek kapasitede anneler. Zaten bir adalet varsa burada edilecektir, göz önüne alınacaktır. Fakat bildiği halde bile bile sadece kendi çıkarları için, ne bileyim, diğer kardeşlerine baksın diye büyük çocuğun hakkını vermemek gibi bir sürü şey olabilir bu, bilemezsiniz. Kendi Yani için hafta kendini yatan pek düşünerek çok çocuğun sebep olabilir, hakları, evet. evet, mesela ne bileyim, bir ergen sosyal ilişkisiz olmaz. Ergenlikte kişilik oluşur. Bir gün kişilikleri konuşursak ya da kişilik bozukluğunu konuşuruz. Ergenlik döneminde kişiliğin son noktası, son tuğlası konurken bu sosyal ilişkiden bağımsız, arkadaşlık ilişkisinden bağımsız, akran ilişkisinden bağımsız olmaz, olamaz. Siz ergenin akran ilişkisi kurma hakkını alan bir anne babaysanız bu büyük bir haktır bence ve sorulmalıdır. Çünkü o çocuğun kişiliğinin oluşması için, tam bir kişilik oluşturabilmesi için, herhangi bir kişilik, bu kişinin çok iyi olmasına gerek yok ama bir kişilik oluşturması için akran ilişkisine ihtiyacı ekmek su kadardır. Çok önemlidir. Dolayısıyla bunu elinden aldığını görüyorsak o çocuk annesine babasına hakkını helal etmeyebilir. Çünkü bunun eğitimle ilgisi yok. Geçmiş dönemlere bakın, köylere bakın, eskiye bakın. Herkesin bir arkadaşı vardır. Ben hatırlıyorum. Çok küçükken bir kına gecesi hatırlıyorum. Hangi halamın olduğunu bilmiyorum ama o kadar küçüğüm ki halamın arkadaşları o kadar güzel bir kına gecesi yapmıştı. Hiç unutmuyorum. Çok değişik oyunlar. Eskiden çok farklı şeyler vardı. Ve halam baktığımda okul okumuş birisi değil. İlkokul mezunu. Ve ailesi baskıcı bir aile ama arkadaşı olmasına izin vermişler ve onun kına gecesini şenlendiren ve benim aklımdan çıkmayacak kadar sürekli şaşırıyordum, sürekli şaşırıyordum. Erkek kılığına giren kadınlar, kızlar, işte piyesler, oyunlar, tiyatrolar, hiç unutamıyorum mesela. Bunu yapan arkadaş. Günümüzde bir tık daha bu tarafa geldiğimizde arkadaş bozar mantığıyla yola çıkılarak arkadaşsız bırakılan çocuklar ve ergenler var. Bu büyük bir haktır gibi bir örnekle, hani bu hak, adalet, hakkımı helal etmiyorum kısmı gerçekten kişiye özel bir durum. Ne kadar Yani haklarının ihlal edildiğiyle alakalı bir durum. evet. Genellemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani kimin kimde hakkı olduğu kısmı meçhul. Ve böyle bir şeyde de o kadar kendini garantide hissetmek ve sürekli hakkımı helal etmiyorum modunda olmak da, yani bunu sürekli yapanlar için ben açıkça Evet. az önce konuştum çünkü. Sürekli evde bu modda gezen, çünkü soru o şekilde geldi. Sürekli hakkımı helal etmiyorum falan diyen kişi aslında bir yandan da psikolojik baskı altında tutarak karşı tarafın hakkına girmiş oluyor, değil mi hocam? İşte bütün hakları kendinde tutan, bunları çok ayrıntılı konuşabiliriz. Hayatta sadece alacaklı olan, sadece almak için bakan, bütün haklar onun olmalı. O vermeden almalı hani karşı tarafa. Eşitler arasında, yani zaten hak adalet eşitler arasındadır. Eşitler kim? Anne baba hiyerarşik sistem değil. Hiyerarşik sistemde bellidir kurallar. İşte anne babanın yedirme, içirme değil mi? Giydirmek gibi bir sorumluluğu var. Bunu yapmıyorsa hak ihlalidir. Kanunen de aslında elinden alınır gibi bir şey. Duygusal ihtiyaçlarını belirleyen psikoloji bilimi ona varlığından ötürü mutluluk vermesi gerektiğini söylüyor. Varlığından ötürü mutluluk vermiyor, varlığını sürekli yeriyorsa bu bir hak ihlali. Büyüyüp yetiştikten sonra bizim kültürümüzde saygı, hürmet ve ne olursa olsun, mesela kırgınlık, dargınlık dahi olsa bizim kültürümüzde değil mi? Biz büyüklerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden ne gelirse yaparız, birbirine karıştırmayız. Bu başka bir şey ama hak ve adalet zaten eşitler arasındadır. Eşitlerse akranlar, yani aynı pozisyondaki insanlar. Anladım. Hiyerarşik sistemde kurallarla nettir. Belirli olmayan orasıdır. Orada da belirleyici olan empatidir. Ancak empatiyle kimin neye hakkı olduğunu anlayabiliriz. Onun yerine geçerek, onun yerinde olmayı düşünerek, o olsaydık biz ne isterdik diye baktığımız zaman ancak empati yapabiliriz. Empati de o kadar kolay bir şey olmamalı ki, gerçekten yapması çok zor. Evet. Hocam Dağıttık şimdi gibi geldi hocam. biraz Dağlandım. evet anne baba hakkına girince mevzu biraz farklı yöne gitti. Bunlar da lazım. Bunlardan da istifade edeceğiz hocam. Ağzınıza sağlık. Bu konuşma kısmına tekrar dönmek istiyorum. Çünkü o konuda sorular da geldi. Güzel. Konuşmak istiyoruz fakat konuşamıyorsak, her seferinde çok fazla kavga ediyorsak ne yapmalıyız diye bir soru var mesela. Benzer birkaç tane daha var.
Şimdi kavga da güzel bir şey, iletişimdir. Küsmekten çok 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 daha iyi bir şey. Bir şeyleri söylersiniz yine, istemediğiniz şekilde de olsa, içinizden geçenin tam tersi de olsa bir dinlendirme. Çünkü o arada belki istediğiniz bir şey söyleme ihtimaliniz oluşur. Fakat küstüğünüzde oluşmaz. İşte burada konuşmayı kavgaya, çoğunlukla kavgaya dönüşüyorsa, genelde kavga ediliyorsa iki kişi de öfkelidir. Buradaki bu bizim klişemiz ya da öğretimiz, kadim bilgimiz var ya, biri kızgın ve öfkeliyken susmak. Susup öfkesinin geçmesini beklemek. Bir iki gün, belki birkaç saat, herkes birbirinin öfkesini ne zaman geçireceğini bilir. Bu konuyu konuşmak istiyorum diye başlanabilir. Bu konuyu konuşabilir miyiz diye başlanabilir. Giriş önemlidir konuşmalarda. Konuşmak istiyorum, konuşabilir miyiz? Sen de konuşmak ister misin? Ya da karşı taraf istemeyebilir ama ben konuşmak istiyorum gibi bir girişle açılabilir. Karşı tarafın da konuşmaya istekli olması önemli. Genelde bizim ülkemizde erkeklerde ben istemiyorum, konuşacak bir şey yok tepkisi verirler. İşte burada da gerçekten işin düğümlendiği yerde de yardım almak dediğimiz şey devreye girmek zorunda. Ya da ısrarla konuşmak isteğini belirtip bedeli kavgalı sana bedelini göze almak gerekiyor olabilir. Tamamen kendi içsel dinamikleriyle verilmesi gereken kararlar, çok kişiye özel şeyler bunlar. Fakat konuşmanın bir yolunu bulmak gerekir. Bir de konuşma derken gerçekten konuşuyor muyuz? Yani gerçekten sorunu Ya çözmeye yönelik konuşuyoruz. mi? Sorunu Konuşuyoruz. çözmeye yönelik mi konuşuyoruz? Yoksa aslında Dinlemiyoruz. oradan evet dinlemiyoruz değil mi? Konuşuyoruz. Evet. Konuşuyoruz ama Herkes dinlemiyoruz. konuşuyor. Evet. Konuşmakta bizim bir sıkıntımız yok. Tabii küsen eşleri ayırıyorum. Onlar konuşmaya bile gücü olmayan şeyler. Çünkü ne dedik? Onun güç takviyesi karşıdakinin gözlerinden, takviye demeyelim, gücün kaynağı. Tamamen karşısındakinin sürekli verdiği motivasyon, hiç bitmeyen motivasyon, sürekli olumlu bir bakıştı. O olumlu bakış olumsuza dönmeye meylettiği anda elektrik kesildi. Yok. Yani konuşabilecek de gücü yok. Burada bu başka bir şey, bunu ayırıyorum. Fakat diğer türlü biz zaten çok konuşan bir toplumuz. Her yerde konuşuyoruz. Her zaman konuşuyoruz. Fakat sadece konuşuyoruz. Bizim problemimiz dinlemek. Biz dinlemiyoruz. Dinlemeyen bir toplumuz. Karşı tarafa kulak kabartmayan bir toplumuz. Dinlerken bile bazı hani entelektüel insanlar, biraz okumuş insanlar, biraz düşünebilen insanlar sözünüzün bitmesini bekliyor. Fakat dinlediği için değil, yine kendi sözüne devam etmek için duymamış oluyor, görmemiş oluyor. Evet. O zaman küsme aslında bir nevi iletişimi kapatma ya da konuşmama şekli ya. Küsen insanlara şunu tavsiye edebilir miyiz? Konuşmayın ama dinlemeyi deneyin gibi. Yani tamam, şu an ben konuşamıyorum, konuşacak bir şey bulamıyorum. Fakat seni dinlemek istiyorum. Şu an yaşadığın şeyleri ya da şu anki yaşadığımız olayı senin anlatmanı istiyorum. Ama burada da işte acaba dinlemek işte yine zorluk. O sırada çünkü ben ne dedim ki dediği anda karşı taraf tekrar tahrik olup duygularına yenilip karşılık verme durumuna gelecek. Ne dersiniz hocam? Burada nasıl bir tavır Şimdi sergilenebilir? orada yine hani güç kaynağı olmadığı için dinlerken de ihtiyacı güç kaynağı. Aslında ihtiyaçlar burada bizim belirleyicimiz. Biz dinlemeye ihtiyaç duymuyoruz. Bu başka bir şey. Bu toplumsal bir şey. Çünkü her şeyi biz biliyoruz. Bu da bir konuşma konusu. Her dala atlamak, her konuda bilgi sahibi olmak, her şeyi bilmek. Bir gün bunu da konuşabiliriz. Böyle bir topluluk olduğumuz için işte evimizin elektriğini de biz tamir ederiz. Musluğunu da biz tamir ederiz. Doktorun söylemesine gerek yoktur. Biz kendimiz karar veririz, değil mi? İşte öğretmene sormayız vesaire vesaire. Biz zaten her şeyi bildiğimiz için, kendimizce kararlar alabildiğimiz ve organizasyonlar yapabildiğimiz için dinleyen bir toplum değiliz. Bu kültürel bir şey. Bu bizim toplumumuzda gelişmesi gereken bir şey. Fakat bütün bunların dışında küsen eşi konuştuğumuzda, küsen insana baktığımızda onun ihtiyacı güç kaynağıdır. Çünkü bizler ihtiyacımız giderilmediği zaman tepki veririz. Küsen eşin ihtiyacı sürekli onaylanmak. Peki diyeceksiniz ki, burada duruşunuzdan anlıyorum, çözümsüzlüğe gidiyoruz sanki.
Peki bu ihtiyaç nasıl giderilecek? İşte bu ihtiyaç problem, bu ihtiyaç sorunu, bu ihtiyacın yeri değil. Bu ihtiyaç çok küçük yaşta olmalıydı. Yetişkin ihtiyaçlarının farkında olan, bunu dillendiren insan olmalı. Yani benim şu an buna ihtiyacım var. Atıyorum işte yemek tuzlu bulundu. Tamam, yemek tuzlu olabilir ama benim yemeğin tuzlu olduğunu duymaya ihtiyacım yok. Siz sizce tuzunuzu atabilirsiniz. Bana söylemenize gerek yok. Mesela bu da bir yöntem. Çünkü bu da bir tepki. Ya bana söylemeden tuzunu atabilirdi. Buna da kırılıp küsen var. O başka bir şey ama hani sessizce de tuz atılabilirdi. Neden bana söyle? Duymaya tahammülü yok çünkü. İşte yetişkin insan ihtiyaçlarının farkında olan ve şu an bunu duymaya tahammülüm yok. Bana duyurmadan, bana söylemeden de tuzunuzu atabilirsiniz demek ve devam etmek. Hayatı durdurmamak da olabilir bir seçenek. Küsmek peki yetişkin insan özelliği değildir diyebilir miyiz hocam? Evet, küsmek çocuk işidir. Ancak çocuklar küser. Çünkü onlar henüz yeteri kadar güç kaynağı oluşturmamıştır ve muhtaçtır, mutlak muhtaçtır. Muhtaç insan küser. Diğerinin her sözüne, her nefesine, her bakışına muhtaç olan küser. Dedik ya hani içten kendinden beslenebilen insan yetişkin insandır zaten. İhtiyaçlarını belirleyebilen insan yetişkin insandır. Ya da tersten şöyle yapalım. Bir yetişkin nasıl olmalıdır? Yetişkin tabii ki ihtiyaç var ki evleniyoruz değil mi? Yani bizim bir takım her türlü sosyal, fiziksel ihtiyaçlarımız ve bir aile olmak için evleniyoruz. Aile olmaya da ihtiyacımız var. Bir şeyler kurmaya yani bir oluşumu başlatmaya da bizim ihtiyacımız var. Müstakilleşmeye de ihtiyacımız var. Dolayısıyla evleniyoruz hepimizin ihtiyaçları. Fakat bunlar yetişkin ihtiyaçları olmalı. Çocuk ihtiyaçları değil. Çünkü yetişkinler tamam çocuk ihtiyacıyla evlensinler. O zaman çocuk yapmasınlar. Ki çünkü çocuk anne baba bekliyor, yetişkin bekliyor. Bir evde birkaç çocuk ya da herkesin çocuk olduğu bir evde karma karışık, kafası karışık, yer bulamayan, rol alamayan, rolünü arayan, hayat boyu arayan insanlar ortaya çıkıyor. Evet. Bu çok daha şey oldu hocam. Aslında özetleyici oldu. Yetişkin insan davranışı değildir küsmek. Küsmek bir çocuk, muhtaç kişi davranışıdır. Muhtaç olduğumuz şeyin ne olduğunu bulmak gerekiyor herhalde burada. Tavsiyeler kısmına yine geçeceğim de hocam. Mesela bir iki tane sorumuz şöyle geldi. Kendini değersiz hissettiren bir eşe yaklaşım nasıl olmalı? Eşim beni çok değersiz hissettiriyorsa ben ne yapmalıyım? Bana yetersiz olduğumu sürekli vurguluyorsa, az önce verdiğiniz örnekteki gibi, yani yemeğin tuzsuz olduğunu söylemesine gerek yok belki gerçekten. Tuzu uzatır mısın? Bana tuzsuz geldi diyebilecekken bu yemek tuzsuz olmuş demesi kişiyi böyle değersiz hissettiriyor. Bunun gibi pek çok davranış. Ev pis, yok burası tozlu kalmış gibi. Şimdi burada söylemek var, söylemek var. Gerçekten yemeğin tuzunaysa söz bilinir zaten. Ama tabii buna da kırılıp küsenler var. Bunu biliyoruz. Fakat bazı eşler de burada işte denklik çok önemli bir şey. Genelde karşı tarafı aslında hani günümüzde değil ama eskiden bizim babalarımızın yaşında erkeklerin çok akıllıca, kurnazca yaptıkları kendilerince ama kendi akıllarınca kadını ya da erkeği bastırmak için onu hep bir yerde tutmak, gözünün açılmasına izin vermemek için, varsa meziyetleri ortaya çıkmasına izin vermemek için yapılan bir strateji aslında. Sürekli değersiz ve yetersiz hissederek bir kısır döngünün içinde mücadele ederken karşı taraf erkek ise evden çıktığında çok rahat edecek çünkü kontrol dışına çıkmamış olacak. Birçok sebebi olabilir. Tabii benim aklıma hemen bu çağrıştı. Kontrol etmek, onu kontrol altında tutmak. Yani kafasını kaldırmasına asla izin vermemek. Sürekli aynı pozisyonda kalmasını sağlamak için de olabilir. Burada gerçekten küsen, alınan, gerçek yemeğin tuzsuzluğundan alınan kişi değilse bu kişi, alınan bir yapıya sahip değil ve sürekli karşı tarafın eleştirisine maruz kalıyorsa bir kere bir evliliklerinin denkliğini sorgulamasında fayda var. Bu da bir konu olabilir. Denklik çok önemli. Kesinlikle. Bir tarafın karşı taraf karşısında ezik ve genel anlamda bu eziklik kişisel değil. Şimdi kişisel yetersizlik başka bir şey. Kişisel yetersizlik nasıl bir şey? İşte çocuk ruhuyla yetişkin biriyle evlenirseniz onun karşısında hep yetersiz hissedersiniz. Çünkü o yetişmiş,
birisi. Siz çocuk ruhlu birisisiniz. Muhtaçsınız. Dolayısıyla eşitlik söz konusu olduğunda yetersiz hissedeceksiniz. Bu başka bir şey ama evlilikteki denklik tamamen baştan bakış açısı. İşte bir tarafın maddi durumunun yüksek olması, bir tarafın tahsilinin yüksek olması, bir tarafının ailesinin baskın olması gibi aslında oradaki eskilerin deyimine tek tek geliyoruz aslında. Olmuyor. Hani bu teoride belki olasılık verilebilir. Pratikte benim gördüğüm kadarıyla bazen baktığımızda bütün sorunlar buradan düğümleniyor olabiliyor. Çünkü buradan çıkıyor olabiliyor. Çünkü bakış açısı bu şekilde evleniyor kişi. Bilinç dışında bir kodu var ve karşı tarafı üstün görerek evlendiğinde eşitlemeye çalışıyor. Kişi karşı tarafı üstün görüyorsa eşitlemek için onu değersizliğe çekmeye çalışır. Kendi seviyesine indirmeye çalışır. Fakat bunun bir sonu yoktur. Çünkü diğer taraf bir kademeye gelmişse kaç yıllık evli olursanız olun gerçekten kişinin oturmuş bir kişiliği varsa, kişinin kendine yönelik inançları varsa ve gerçekten bir eve kapatılmamışsa, hani camlar boyanmamışsa, hiç kimseyle iletişimi geçmesine izin verilmeyen bir ortamda değilse, insanlarla diyalog halindeyse, kendini ortaya koyduğu alanlar varsa ona değersiz hissettirmek o kadar kolay değildir. Önceleri yer, hani değersiz miyim, yetersiz miyim? Sonra hayır ya değilim ben aslında demeye başlar. Çünkü hayatın diğer alanlarında kendini gözlemler, görür. Diğer insanların tepkileri de vardır sadece karşı tarafın değil. Ve kişi aslında ne kadar hak etmediğini fark ettikçe tepki vermeye başlar. İşte burada verilecek tepki sana öyle geliyor olabilir ama bu bir yetersizlik değil. Yemeğin tuzunu atmamak. Bu bir yetersizlik değil. Bu bir değersizlik sebebi değil. Bu insani bir değil mi? Eksik bile diyemeyiz. İnsani bir olay. Her zaman ağzımızın tadı bazen olmayabilir. Belli bir yaştan sonra tansiyonla ilgili oluyor galiba. Mesela ben ne kadar atsam tuzsuz geliyor bazen. Ve bu yıl başlayan bir şey. Tamamen biyolojiye bağlıyorum. Çünkü ilgisiz. Ben bakıyorum hiç tuz gelmiyor ama ev halkı bakıyor çok tuzlu geliyor. İnsani, tamamen insani. Tansiyon hastası olabilirsiniz. Tuzla bir sorununuz olabilir ya da başka bir şey fark etmez. Dolayısıyla buna ne eksik ne yetersiz diyemeyiz. Tamamen insani bir şeydir. O yüzden masalarda, sofralarda tuz olur. Kişinin damak tadına göre değişmesi gerektiği için. Kişi kendisi atabilir zaten. Genelde de böyle bir şeydir. Kişinin kendisinin sofraya eksik bulduğu şeyi dolaptan çıkarıp koyabilmesi gibi. Masa tozluysa silebilir o kişi. Yani tozlu diyen kişi de silebilir tozlu buluyorsa. Değil mi? Ona tamam o zaman bezi uzatıp silebilirsin demek lazım. Uygun bir üslupla. Hocam yine mevzu şeye dönüyor. Kişinin kendini yetersiz hissetmemesine dönüyor. Yani az önceki anlattıklarınızdan anladıklarımı bir özetlemek istiyorum. Yetersizlik hissettiren kişi ilk etapta belki yeni evliyken bu olabilir ya da ilişkinin ilk yıllarında, ilk zamanlarında bunu belki acaba yani bu sürekli benim yetersiz olduğumu hissettiren şeyler yapıyor. Acaba gerçekten yetersiz miyim? Fakat sizin de ifadeniz üzerine insan sosyalleştikçe aslında yetersizliğin kendisinde olmadığını fark ediyor. Bu durumda ilişkiyi sorgulama durumu ortaya çıkıyor dediğiniz gibi. O zaman herhalde bir aile terapisi ya da işte bir uzman desteğiyle belki karşımızdaki kişinin de bunu fark etmesi. Ama insan bunu kendine nasıl çekiyor? İşte o kısmı. O da ayrı bir konu. Burası çok güzeldi. Şu sabahki seansta kişi alınan küsen bir eşti. Kendisi başvurmuştu. Kendi yollarını arıyordu. Yani ben sadece eşimden bağımsız kendime yollar arıyorum diye bize başvurmuştu. Ona ödevler verdik ve bunlar şey değil yani sürekli seans gerektirmeyen gerçekten mekanizması potansiyeli yüksek bir danışan olduğu için ona belli ödevlerle ayda bir bile bize devam edebileceğini, ayda bir periyotlarla bile bu işi halledebileceğini konuşmuştuk. O şu, neden aklıma geldi? Şu, bireysel başvurularda çok uzun seanslara bile gerek olmayabilir kişi kendisi istediği için ve sorun kendisi için. Söz konusu ilişki olduğunda kendisiyle ilgili kısmın yanında diğer tarafın da dahil olması gerektiği konularda gerçekten yardımsız olmuyor.
Değilse bireyselde evet insan isterse gerçekten içinde öyle bir cevher var ki, öyle bir güç var ki gerçekten bu bir sorun ve ben bunu düzeltmek istiyorum derse insanoğlunun yapamayacağı şey yok. Fakat ilişki, aile, birliktelik bir diğeri söz konusu olduğunda illaki bir yardım almak gerekiyor. Sorulara ben yine bakıyorum kıymetli hocam. Şimdi az önceki soruyu soran takipçilerimizden birisinden yine soru geldi. Başkalarına olan tavırları. Aslında zaten az önceki ifadeler yine o konudaydı. Başkalarına olan tavırları daha normal ya da onlara daha iyi davranıyor ama bana böyle davranıyor diyor. Bu durumda ben değersiz hissediyorum yine ne olacak gibi. Aslında başkalarında aynı şeyi hissetmiyor değil mi hocam? Rekabet hissi yok belki Evet. onlarla. Burada rekabet arıyoruz. Hani rekabet ediyorsunuz dediğimde danışanlarım bana şey diyor. Yok canım yani insan eşiyle rekabet mi eder? Rekabet Değil mi? belki adı yarışmak, hadi yarışalım demek değil. Bir şeyin savaşını veriyorsanız, bir şeyin yarışına giriyorsanız bu bir rekabettir. Konum alamıyorsunuz demektir. Bir rol, hani rolün yerine, koltuğuna oturamıyorsunuz demektir. Dolayısıyla yakın ilişkide rekabet yine temel, en temeldeki algıya bizi götürür. Birlikteliğin başladığındaki algıya bizi götürür. Bir algı var ve o algıda sabit de oluşmuş. Halbuki evlilikte genelde rekabeti bu anlamda erkekler yapıyor. Tabii kadınlar da yapıyor, yapmıyor değil ama çoğunlukla. Kadınlar çünkü ne iş yaparsak yapalım hepimiz nereye gelirsek gelelim kadın tarafımızı tutuyoruz bir yerde ve eşlerimizin karşısında kadın olarak sadece kadın olarak bulunmak istiyoruz. Çoğunlukla bu böyle. Yani ne iş yaparsa yapsın. Bu hiç değişmiyor. Doktor olarak görülmek ya da işte avukat olarak görülmek isteyen kadın çok nadir çıkar. Erkekten çıkıyor. Evet, erkekler evde de bana hoca densin istiyor, hocam densin, öğretmenim densin istiyor. Fakat evde de doktormuş gibi davranılmasını isteyen özellikle anne olduktan sonra kadın biraz zor bulursunuz. Erkekler bu algıyı anlamakta zorlanıyor. Kadın sadece orada kadın olarak var olmak istiyor aslında. Erkeğin de sadece erkek olarak var olması gerekiyor. Yine hani evlilikteki meseleye geliyoruz. Evliliği konuştuğumuz 2 hafta önceki program önceki konuya geliyoruz. Aslında orada erkeklik ve kadınlığın ön planda olması gerekirken bir taraf meslekleri ya da kazancı ön plana getiriyor ve kendisi karşı tarafa bu şekilde bakıyorsa rekabet başlıyor demektir. Değilse kadın ve erkek arasında rekabet olmaz, olamaz. Bir hatırlayın yani olimpiyatlarda bile kadınların ve erkeklerin aynı anda yarıştığı bir yarış bulamazsınız. Değil mi? Yani bütün dallar, Evet. yarışlar, bütün ya da savaşlar, kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle yarışır. Evet. Kadın kadın olduğundan emin, erkek erkek olduğundan emin ya da erkek kadını kadın olarak görüyor, kadın erkeği erkek olarak görüyorsa zaten yarışa giremez, mümkün değil. Olacak iş değil. Orada yarışan şeyler başka şeyler. Kimi zaman aileler, kimi zaman meslekler, kimi zaman kazançlar. Fakat çoğunlukla bunu yapanın erkekler olduğunu, belki yeni nesilde genç kızlarımızdan da çıkabilir ama bir 30'dan yukarı kadınlardan çıkmadığından eminim. Çok nadir. Hocam rekabet yok canım bizde olmaz diyenlere ben şunu da söylüyorum bazen. Peki o zaman niçin kavga ediyoruz? Yani aslında kazanılması beklenen bir şey var ortada. Yani o an bir müsabakada gibiyiz. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Zaferi eline almış, haklı bulunan tarafı olmak istiyoruz. Haklılık veya haksızlık nerede olur? Ya mahkemede olur. Başaran ya da başaramayan taraf nerede olur? İşte ya da başarısız olan taraf nerede olur? Müsabakada olur. Güreşte şeyde olur değil mi? Spor ya da Yarışma, herhangi sporlarda olur. yarışmalar. O zaman demek ki aslında bir rekabet içindeyiz fakat bunu fark edemiyoruz. İşte o zaman bulunduğumuz durumu fark etmek işte. Hem kendimizi fark etmek de bunun sonrasında gelecek herhalde. Şu an ben ne yapıyorum? Bunu Ben sormak mı neredeyim? gerek? Buradaki rolüm Evet. ne? Aslında rol alamamak. Yani hayatta ilk rollerimiz bizim ne? İşte falan kişiyle falan kişinin çocuğu olmak, işte birilerinin kardeşi olmak, birilerinin ablası, abisi olmak, birilerinin yeğeni, halası, teyzesi olmak. Ama en önemli rolümüz ne? Bu dünyada kadın ya da erkek olmak.
Bir kere cinsiyet rolüne oturmadığımız zaman, cinsiyet rolünü tamamıyla sindirmediğimiz zaman diğer rollerin hepsinde çuvallıyoruz. Çünkü diyelim işte hala olduk, teyze olduk. Orada yine cinsiyetle yarışıyorsak yine olmaz. Yani karşı cinsle yarışıyorsak yine olmaz. Önce bir cinsiyetin oturması lazım. Ben kadın koltuğundayım, o erkek koltuğunda. Yani kendini bir yere oturtmak, kendi rolüne bürünmek, kendi rolünü hazmetmek, bununla barışık olmak zaten özgüvenin tarifi. Kendiyle barışık olmak. Kendi ki falan falan kişilerin falan kızı ya da oğlu. Buraya kadar kendin. Bundan sonrası zaten senin bilişsel olarak kattıkların. Barışık olan tarafın bu taraf, olması gereken tarafın bu taraf zaten. Sana sormadan verilenler. Sana bu dünyada sermaye olarak uygun görülen şey falan soydan, falan sülaleden, falancalardan, falan kadınla, falan adamla. Memleketten. Evet, çocuğu olarak, kız ya da erkek çocuğu olarak dünyaya gelmiş olmak. Evet. Mesela burada işte kendini fark eden kişi en azından karşıdakini de daha doğru anlamlandırabilecek, değil mi hocam? Mesela gelen sorularda yine var. Eleştiriyle sürekli eşim ilişkimizi düzeltmeye çalışıyor. Sürekli eleştiriyor. Eleştiri gerçekten çok ciddi bir problem. Hem ilişkiyi zedeliyor, hem karşımızdaki kişinin benliğini zedeliyor, hem de yetişen çocuklar için de çok ciddi bir problem. Bunu nasıl anlatabilirim diyor. Yani eleştiriyle beni düzeltemeyeceğini nasıl anlatabilirim diyor. Şimdi bir kere karşımızdakini, özellikle eşimizse bu, kadın ya da erkek fark etmez, düzeltmeye çalışmak boş bir savaş, boş bir mücadele. Bu çok zor, imkansıza yakın. Çünkü bunu fark eden eş, bu direkt yapılıyorsa, daha fazla kendiliğine, kimliğine sahip çıkıp bunun mücadelesini, kendini kabul ettirme mücadelesini dayatmaya bile götürebilir. Bunun dışında sürekli eleştiren bir erkek ya da kadın, anne ya da baba, kimse, eşlerden erkek olanı gibi geldi bana. Bizi sanki şu an hep kadınlar izliyormuş gibi. Ailedeki rolünü yine alamamış demektir. Yine evin erkeği, babası rolüne ya da eşi, fark etmez burada adam erkek olduğu için daha bir eş değil, yani fark etmiyor. Eşi rolüne girmemiş. Kimler eleştirir biliyor musunuz? Ergenler eleştirir. Ergenlerin işi eleştirmektir. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi beğenmezler. Ergen eleştirisini nereden anlarız? Çözüm üretmezler. Çünkü yok çözümleri, tecrübeleri de yok. Ama bir evin babası ya da annesi, hiç fark etmez. Bir eşin diğer eşi, hiç fark etmez kadın ya da erkek. Konum almışsa, rolüne oturmuşsa eleştiriyi çözümle birlikte getirmesi gerekir. Birlikte yapmaya. İşte diyelim evi temiz bulmuyormuş. Evi daha temiz yapmak için sana nasıl yardımcı olabilirim? Ya da evimizin temiz olmasını istiyorum. Benim ne yapmam gerekir? Bu diyelim ev hanımının sorumluluğu ve işin içinden çıkamıyorsa, yapamadığı ya da gücünün yetmediği noktalarda ya da birlikte rol paylaşımı. Hatta bazen insanlar, bazı işte bir takım, adına bipolar diyelim, başka bir şey diyelim, bir takım insanların kafası karışıktır ve işi düzenli bir şekilde sıraya koyamaz. Bugün benim yardımcım internette böyle bir şey bulmuş. İşe nereden başlayacağını anlatan güzel teknikler varmış aslında. Buradan aklıma geldi. Birlikte oturup, hani gel organize edelim. Organizasyonda sorun varsa hadi organize edelim, bana ne düşüyor? Acaba şuradan başlasam daha mı iyi olur? Acaba işte bir gün bu salonu temizlesen, diğer gün bu tarafı temizlesen, senin için hem daha az yorucu, bizim evimiz için de daha mı iyi olur gibi tartışarak, istişare ederek, müzakere ederek, çözüm odaklı ve çözümler üreten, çözüm odaklı yaklaşımlarla, daha çok sistem, daha çok maddeleyen, daha çok ayrıntılayan bir şeye ihtiyacı oluyor olabilir eşinin. Somutlaştırma olabilir. Mesela diyebilir ki eş eleştiri aldığı alan kişi, şimdi bugünkü senler tarafından bakıyoruz ya, sürekli eleştiri alan kişi belki net bir soruyla ters köşe de yapabilir, değil mi eşini? Peki hayatım, şu an ne yapmamı istersin gibi Nereden bir başlamak soru. istersin yani gibi. Evet, aynen böyle. Bununla Çözüm ilgili bir odaklı öneri. böyle bir şey. Konuşmak, devam etmek. Peki sence nasıl olmalı? Yani burada o zaman şu var hocam, küsmeyi gerektiren ya da küsme davranışına
kişiyi iten bir olay var. Bu olaydaki kişinin üzerine nasıl bir tesirde bulunduğunu, bu olayın kendisine nasıl bir motivasyon oluşturduğunu önce gözlemlemesi ve bunun üzerine herhalde çalışması gerekiyor. Böyle diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Fakat şunu göz önünde bulundurarak, küsen kişi katılımdan çıkmıştır. Yani ortamdan çekilmiştir. Katılımcı olmaya niyet etmelidir ki sorabilsin. Peki ne yapalım? Diyelim işte hep bu örneği veriyoruz ama suya sabuna dokunmamak için. Yemek tuzlu olmuş. Bir daha peki sence ne yapmam gerekir? Ya da işte hiç tuz atmadığımda sen takviye edebilir misin? Ya da işte gibi bir çözüm. Katılımcı olmaya devam etmesi gerekir. Oyundan çekilmeye, hayattan çekilmeye, kaçmaya bir veda etmesi gerekir. Kaçmaktan vazgeçmesi gerekir ki bir soruyla katılmaya devam etsin, katılımcı olmaya devam etsin ki sohbet ilerlesin. Ki birçok insan sohbet edemediğini söylüyor. Sohbet edemeyen çiftlere baktığımızda bir taraf mutlaka alınıyordur, kırılıyordur, güceniyordur. Sohbetin sonu her zaman çok olumlu neticeler vermek zorunda değil. Tartışılabilir, kavga da edilebilir. Kavganın üzerine en azından küsülebilir. Değil mi? Küsüceksek de. Bir maksadı olsun. Gerçek bir kırılmaya da kırılmaya yakın bir şey olsun. Ki küselim. İşte burada amaçlar, maksatlar bu da bir günün konusu olabilir. Amaç ne? Hani kim ne amaç güdüyor? Kişi sadece kendisinin onaylanmasını, sürekli onaylanmasını, sürekli motive edilmesini bekleyerek bir evlilik yapmışsa evliliğin amacına uygun değil zaten. Evlilik sadece vermekle ilgili bir yer. Verdiğiniz bir yer. Almak isteyenlerin sürekli alanların uyuşmadığı bir yer evlilik. Şimdi sorular çok hızlı hızlı geliyor. Çok teşekkür ederiz ilginize. Özellikle sevgili takipçiler, Allah razı olsun. Sizlerin bu alakası inşallah Evet, bizi programlarımızın motive ediyor. Evet. kesinlikle motivasyonumuzu artırıyor. İleriki konularımızı da yine sizin sorularınız üzerine düşünerek, hocamızla istişare ederek belirleyeceğiz. Şu an hocam vaktimiz dolmuş. Sizi de çok yoruyoruz. Allah razı olsun. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Bir toparlama alsak. Şimdi küsen eş diyor ki ben anlaşılamayacağımı düşündüğüm için küsüyorum. Yani genel olarak gelen sorulardan bunu anlıyorum ben. Yani anlaşılacağımı bilsem konuşacağım. Konuşursam kavga çıkacak. Yine anlaşılmayacağım. Yine sonuç küslük olacak, hüsran olacak. Bu sebeple kendimi çekiyorum diyen bir taraf var. Diğer tarafta diyor ki ben bir şey yapmıyorum ki. Yani mesela bir tane soru çok ilgimi çekti. Yemekte eşim ağzını şapırdattığı için bir ters baktım. Yani anlık bir şekilde ters baktım ve bunun üzerine bana bir haftadır küs. Ayrı odada yatıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Sofraya gelmiyor. Ben şimdi ne yapayım diyen taraf var. Şimdi bu iki taraflı durumu bize bir toparlayabilirseniz hocam. Evet. O kadar dağınık yani dağınık derken olumsuz bir dağınıklık değil. O kadar çok açıdan konuşulması gereken bir konu ki benim de hemen dağılıveriyorum. Şimdi bir kere küsen tarafın oyundan çekildiğini, katılımcı olamayacak kadar güçsüz hissettiğini, orada denk hissetmediğini ve katılımcı olmaya karar vermesi gerektiğini bir vurgulayalım. Yani kaçmak yerine orada kalıp mücadele etmek. Bu mücadelenin sonu kavgaysa hani diyor ya kavgayla konuşacağım ama kavga. Kavgada bir iletişimdir. Kavga ede ede doğru yol bulunur. Küsmek kısır döngünün içinde kalmak demektir. Kavgaysa bir yol aramak demektir. En azından bize geldiğinizde biz kavga ediyoruz dediğinizde otomatikman şunu düşünüyoruz. Yol arıyor bu insanlar, çözüm arıyor bu insanlar diye düşünüyoruz. Fakat küsüp geri çekildiğinizde ne kadar zor olduğunu, işin ne kadar inilmesi gereken derinlikler olduğunu düşünüyoruz. Kavga etmek bir yol kat etmektir. Yani söylediğiniz şey yanlış anlaşılsın. Siz kavga edin. Bu bir iletişim demektir. Sonra kavga etmekten yorulup ya biz çok kavga ediyoruz. Hadi gel konuşalım deme ihtimalimiz çok yüksek. Neden? Çünkü artık işte bizler anlatıyoruz, eğitimler alınıyor. Eskisi gibi değil. Kaynaklara ulaşılıyor. Karşı tarafta bir gün bir şekilde bir kaynağa ulaşarak konuşmak isteyebilir. Konuşmayı denemek isteyebilir. Çünkü küsmeyi denediniz. Olmadıysa vazgeçip başka bir şeye geçmeniz gerekiyor. Yani bir hedefe aynı yoldan gitmeye çalışıyorsunuz ve asla ulaşamıyorsunuz.
yapıyorsanız bu bir kısır döngü demektir. Bu gereksiz bir ısrar demektir. Artık yol yöntem değiştirmek gerekiyor. Değişim arayış demektir. Arayışın iyisi kötüsü olmaz. Arayan mutlaka bulur. Bu bizim değil mi? Yine kadim atasözlerimizden biridir. Arayan mutlaka bulur. Bulanlar arayanlardır gibi böyle karmaşık bir söz vardı. Şu an toparlayamamış olabilirim. İşte aramaya devam etmek, bu ilişkiye ümit vermek demektir, kavga etmek. Diğer soruya gelince, hani ağzını şapırdattığı için ters bakış, demek ki karşı taraf öyle bir ailede büyümüş ki hani disiplinsiz olduğu gibi kabul görmeyi disiplinden, hani sınır eğitimine çok önem veriyoruz ya, ya da ben veriyorum, bilmiyorum kim ne kadar önem veriyor. Bu yüzden yani olduğu gibi kabul ederken sınır eğitimi vermemiz gerekiyor. Olduğu gibi kabul ederken sınırlarını ve bir sınırların bir diğerinin rahatsızlığında bittiği anlatılmamış bir çocuk olmalı ki bugün bir şekilde sınıra gelmeyen ya da işte yapılan eleştiri ya da kendisini hatırlatmak olarak burada teşekkür de aslında daha uygun olur. Hatırlattığın için, çünkü ben farkında değilim, kendimi kaybetmişim. Sağ olasın beni uyardığın için de diyebilir yetişkin bir insan. Fakat zor, kolay değil. Bunu konuşabilir. Yani burada seninle bir alakası yok. Ses rahatsız ediyor ki bu ağız şapırtısı sesinden dolayı evi terk eden ergenler biliyorum. Bir dipnot olarak koyayım. Babalar asla değişmeyeceğini, asla bundan vazgeçmeyeceğini, siz bana karışamazsınız, ben babayım diye devam ederken ergenler patır patır dökülebiliyor. Buna tahammül edemiyor. Çünkü ergenin tahammülü biraz daha düşüktür. Bu bir haksızlık ama gerçekten sofrada buna maruz kalmak. Bunun da konuşulması gerekirse kavga edilmesi gerekiyor diye toparlayayım. Yani konuşmak kavgayla sonuçlanıyor olabilir. Şiddete varmadığı sürece kavga kötü bir şey değildir. Kavga ede ede bıkılır. Kavga yorucudur çünkü bir yere vardırmadığı için. Konuşmaya dönüşme ihtimali küsmekten daha yüksektir. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Yine çok değerli bilgiler aldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Tüm izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sorularla destek olanlar, konumuza katkıda bulunanlar için de ayrıca Allah razı olsun diyorum. Rabbim hanelerimize huzur versin. İki cihan saadetine vesile eylesin yuvalarımızı. Allah'a emanet olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilgi beni motive ediyor. İlgiyle izleyen, takip eden, soru soran herkese gönülden teşekkürler dileyerek görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet.